Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Bununla çıkartacağım. 100 gram, 300 metre uzunluğu olan şöyle hafif kendinden kırçıllı bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup, videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. İlmeklerimizi tamamlayalım. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde de bir sıra ters örerek bir zemin hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Lastik yapmadım ben ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle göstereyim. İlmek sayım da şöyle 2, 4, 6, 7. 7 bir model için. 7 ilmek bir model için. 7 ilmek bir model için. Sonuna 4 ilmek ekliyoruz. Modelin birinci sıra a yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Daha sonra 5 ilmekte işlem yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5. Bunun ilk 3 ilmeğini şu şekilde üçerünü biri aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım, tekrar bu ilmeğimi düz ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 3. İlmek sayımızda eksilme olmadı. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model. Daha sonra yine 2 ters şu 5 ilmekte yine şekillendirme yapacağız. İlk 3 ilmeğini şu şekilde aldım, düz ördüm, topladım. Bir artırma yaptım. Tekrar bu 3 ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Devamında 2 düz ilmek ördüm. 2 ters. Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü bir aldım. Düz ördüm. Bir ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Daha sonra 2 düz bir de kenarda 2 ters ilmekle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmekleri gördüğümüz gibi yani iki düz düzlerimizi düz terslerimizi ters örelim 2 düz 5 ters şöyle 2 düz 5 ters örerek arka yüzünde devam edelim 2 düz 5 ters 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi modeli şuradaki işlemimizi bu tarafa kaydıracağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeğimi ters, yine ters ördüm. Daha sonra geldim bu 5 ilmeğe. Şimdi başta 2 düz örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. Diğer kalan 3 düz ilmeğimi de üçünü bir topladım. 1 ilmek çıkardım. 1 artırma yaptım. Tekrar 1 ilmek çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. birinci sırada yaptığımız işlemi diğer hemen yanına kaydırmış olduk yani. 2 ters ilmek 2 düz İki tersten sonra iki düz ilmek örelim. Kalan şu 3 düz ilmeği de üçünü bir toplayalım. Düz örelim. Bir artırma yapalım. Yani doladım şişime ipimi bir kez daha düz ördüm. Yine burada 5 ilmeğimiz oldu şöyle. Ne artım oldu ne eksilme arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ters ilmek 2 düz ilmek. Sıradaki 3 üç ilmeğimizin 3'ünü bir topladık, düz ördük. Bir kez doladım şişime. Daha sonra tekrar bu ilmeklerimi düz ördüm. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. 3. sıramızı da bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim. Model 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde yapacağımız işlem düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Yani 2 düz, 5 ters ilmek örerek devam ediyoruz. 2 düz 5 ters dördüncü sıramızı da tamamlayalım modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model Evet bakın şöyle yavaş yavaş oluşmaya başladı modelimiz. İsterseniz burada bir sıra iki ters, 5 düz örerek devam edin. Arka yüzünde yine aynı şekilde ilmekleri gördüğünüz gibi daha sonra bu şekilde kurabilirsiniz. Ama hiç boşluk bırakmadan direkt birinci sırada yaptığımız gibi de başlayabilirsiniz. Biz şimdi o şekilde hemen başlayalım. 4 sıradan oluşturduk modelimizi bir kez. Şimdi 5, pardon, modeli bir kez daha kuruyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Devamında 5 ilmeğim var burada bakın. 5 ilmeğim var. Önce 3 ilmeğimi aldım. Şöyle düz ördüm. Bir kez ipimi doladım. Daha sonra yine bu 3 ilmeğimi düz ördüm devamında kalan 2 ilmeğimizi düz örerek şu 5 ilmeği tamamladık. Yine 2 ters. Aynı şekilde yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimizi aldık, düz ördük, bir doladık, tekrar düz ördük. 2 düz devamında iki ters aynı işlem yaparak devam ediyoruz. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde yapacağımız işlem ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Arka yüzünde şekillendirme veya farklı bir işlemimiz yok. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Devamındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra geldik şu 5 ilmeğe. Şimdi baştaki 2 tanemi düz olarak ördüm ilmeğimi. Diğer kalan 3 üç ilmeğimi, üçünü bir topladım, düz ördüm, bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Şişimden çıkardım. Bakın modeli yine kaydırmış olduk. Şöyle. Aynı şekilde devam edelim. 2 ters. 2 düz. 3 üç ilmeğin 3'ünü bir alalım. Düz örelim. Bir artırma. Tekrar düz ördüm. 2 ters 2 düz sıradaki 3 düz ilmeğimi aldım düz olarak ördüm bir artırma yaptım tekrar düz ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm üçüncü sıramızı tamamladık dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 2 düz 5 ters şöyle iki düz 5 ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim Evet son sırayı tamamladık modeli iki kez kurmuş olduk model böyle devam edecek bakın şöyle yavaş yavaş oluştu bence çok güzel ve yapımı da oldukça kolay bu ipimize de gayet yakıştığını düşünüyorum bir de daha önce yapmış olduğum şöyle bir parçam var bakın bunu da lastik üzerine başladım şöyle hazır lastik uyguladım bunda Kanalımda var arkadaşlar bu lastiğin yapımı. İsterseniz linkini de bırakabilirim. Bunu da lastiksiz yaptık. Yani modelde şöyle kıvrılma olmuyor. İsterseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz. İsterseniz her türlü lastiğin üzerine de uygulayabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Arka yüzü de şöyle. yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bu modelden hırka yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, yelek yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz oldukça güzel, gösterişli, yapımı da kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.